Aslında komplonun temelleri 1990'larda atılmaya başlandı diyor. Çünkü 90'lar ezanlara sosyalizmin çözüldüğü döneme tekabül ediyor. Tek kutuplu dünya düzenine geçişin olduğu bir süreçti. Orta Doğu bu açıdan tam bir önemli bir sahadı. Orta Doğu tek kutuplu dünya ABD İmparatorluğu için enerji hatlarının güvenliği ve denetimi. En önemlisi de şudur, yani komplocuların Orta Doğu'nun yeraltı zenginliklerini elde tutmak, kontrolü dışında çıkacak bireyleri, örgütleri, kişileri tasfiye etme amacı esasını taşıyor. Aslında Sayın Öcalan Kürdistan tarihinde, Kürt tarihinde ilk defa biliyor aslında Kürt tarihinde 5000'lik uygarlık sınıflı devlet uygarlık tarihi boyunca Kürtler hep nesne konumda tutuldular, sömürü malzemesi olarak tutuldular. Bir kendi öz çıkarı için mücadele eden bir iradeyi gösteremediler. Çıkanlar da zaten benzer komplocu yöntemlerle tasfiye edilir. Aslında Kürdistan tarihi bu açıdan komplolar tarihidir. Her özgürlük için çıkışa yola çıkan kişi bir şekilde komplolarla, iç ihanetlerle, şu belli biçimlerle etkisizleştirip tekrar çembere alınıyorlar. Yani Sayın Öcalan çember teorisini izah etmişti bunu. Şunu gördük diyor, Orta Doğu ve dünya devletleri binlerce yıldır alışa geldikleri piyon Kürdü, kullanılma malzemesi Kürdü esas alıyorlardı. Karşılarında özgür iradeli, egemona bağımsız özgür iradeli Kürdü hazmedemiyorlardı yani. Bu 90'larda bu dengelerin şey olmasıyla birlikte aynı zamanda Öcalan'ın liderliğini yaptığı hareket Orta Doğu'da da büyük bir gelişme gösteriyordu. Halklar lehine Demokratik Orta Doğu projesi vardı. Bu proje de alternatifi karşısında da ABD'nin büyük Orta Doğu projesi vardı. Sayın Öcalan'ı bu projeye çekmek istiyorlardı. Yani kendi özgür halklar lehine özgürlük duruştan vazgeç, bizim projemize gel diyorlardı. Sayın Öcalan da buna karşı ilkeli bir tutumuyla ben özgürlük savaşçısıyım, onun bunun savaşçısı olmam diyordu. Öcalan'ın denetimlerini alamayacaklarını, kontrolünü alamayacaklarını anlayınca önce 5-6 Mayıs 1990'da bombalı suikastla fiziki olarak imha etmek. Onun öncesinde zaten iç sızmalarla birçok çeteci yöntemlerle komplolu Hasan Bindal olayı biliniyor. Etkisizleştirme bir operasyonu bir şeyi başlamıştı yani. Baktılar ki kendi çizgilerini çekemeyecekler. Bir uluslararası komployla devreye soktular. Yani adım adım bu komplolar geliştirildi. İçeriden dışarıdan işte planlamalarla. Sayın Öcalan'ın hem içeriden hem dışarıdan alanı giderek daraltılarak özgürlük çizgisinden vazgeçilmesi dayatılıyordu. Sayın Öcalan da buna karşı bir direnişi vardı ve bu sorunu özgürlük temelinde, halkların özgür, eşit, gönüllü birlik temelinde çözümü için nihayetinde 98'de bir Eylül 1998 ateşkesini ilan etti. Bu sorun çözümünü için girişimde bulundu ki bu girişim diğerlerinden farklı olarak çok ciddi bir kamuoyu yaratmıştı. Hatta devlet içinde bir kesim dolaylı yoldan bu çizgiyi genelkurmay dolaylı mektuplardan falan söz ediyor. Ama bir eksik tarafı vardı diyordu bu çabamızın. O da bu çabamıza diplomatik destek sağlamamız gerekiyordu Avrupa'da. Uluslararası diplomatik destek sağlamak gerekiyordu. Bunun için de Avrupa'yı tercih ettim. Tabii ki Avrupa'da neyle karşılaşacağımızı önceden bilemezdik. Yani böyle bu durumda olsaydı, bilseydik, bunu öngörebilseydik gitmezdik. Ama Avrupa'nın geçmişteki bir deneyimi var, bir demokratik değerleri var, hukuk uygulayan bir özelliği var. Az çok demokratik değerler var. Lenin'e sığınma vermiş, Hümeyne'ye vermiş, bütün siyasi mahkumlara binlerce Kürt'e sığınma vermiş. Nasıl komplodur diyoruz çünkü birçok devletin içinde parmağı var. Yani Yunanistan'ın, Rusya'nın, İtalya'nın, ABD'nin, İngiltere'nin, İsrail'in, Arabistan'ın, İran'ın, Mısır'ın, Rusya'nın. Biz ilginç hayretle karşılaştık yani hukukçu olarak. Sayın Öcalan iltica hakkı vermediler Roma'da, sürüncemede bıraktılar yani. Zaten Yunanistan tanımadı, Rusya iltica hakkı tanımadı. İtalya'da sürüncemede bıraktı, zamana yayıldı. İstanbul'da şimdi.
İngiltere istenmeyen kişiyle etti. Yunanistan, Fransa gelirsen tutuklarız diye soruşturma başlattı. Almanya iade şeyini kaldırdı. Gelme ülkeme mesajını gönderdi. Havaalanlarını kapattılar ve Kenya'ya sürüklediler yani. Herkesin gözü önünde böyle bir kaçırılma, böyle bir Avrupa dışına atma, Kenya'ya sürükleme, ısrarla Yunanistan üzerinden Kenya. Böyle bir konsept üzerinde gerçekten her şeyi önceden planlamış gibi yönlendiriyor. Çünkü Sayın diyordu, ben kendi irademle hareket edemiyordum çünkü buna izin vermiyorlardı. Örneğin diyordu, Rusya'dan ben Ermenistan üzeri Kürdistan'a geçmek istedim. Önce kabul edip sonra vazgeçtiler diyor. Sadece tek kapı bırakıyorlar, Yunanistan. Artık son gün Türkiye seni teslim edeceğiz dediler. Ben son günde artık Yunanistan'dan Naksakis'in güvenceleriyle gitti. Hükümet uçağıyla, VIP'le karşılandı. Ama sonra istihbaratın kontrolüne verildi. Yani bilinçli olarak Yunanistan'ın üzerinden Kenya'ya sürükledi. Kenya'da zaten orada Kürt halkın olmadığı, halk teslim olmadığı tecrit edilmiş bir bölge ABD'nin kontrolünde. Oradan da Türkiye'ye teslim öyle gerçekleşti. Yani burada şunu demek istiyorum. Herkesin gözlerinde, herkes bunları izledik yani, bunları gördük. Ve biz davanın başlangıcında gerçekten Güney Afrika Anayasa Mahkemesi iştihadı da vardı. Yani hukuk dışı bir kaçırma olduğu açıktı. Mahkemenin de AİHM'in böyle karar vermesini bekliyorduk doğrusu. AİHM kararına bakıldığında 2003-2005 AİHM kararına. Orada kararın özü şu. Yani diyor ki biz hepimiz bekliyorduk. En azından yani hukuk dışı kaçırma herkesin gözünde. Kararda şöyle diyor. Tamam diyor, her ne kadar diyor iade sözleşmesi şu bu yoksa da diyor, ama diyor Kenya hükümeti tepki göstermedi. Yani zımni bir uzlaşma, Öcalan dedi tüm dünya devletlerini tehdit eden tehlikeli bir kişidir. Dolayısıyla gizli anlaşmalarla, zımni anlaşmalarla, örtülü anlaşmalarla kaçırılabilir dedi yani. Kararın özü bu. Yani o istisna hukuku dediğimiz şey bu. Yani Avrupa'da kendi hukuk sisteminin dışına çıktı. Korsanca kaçırmayı örtbas etti AİHM. Yani politik bir karardı, net bir politik bir karardı. Yani hukuki güvenliği insan aklına esas almak yerine devletlerin güvenliği, devletlere göre hukuk çizgisine göre bir karar verdi. Ve ki bundan sonra zaten adam kaçırmalar, CIA hep bu karardan sonra oldu. O Guantanamo örnekleri falan bir şey verdi. Yani bu da AİHM'in de şey çizgisine kaydığını, ABD'nin dünya çapındaki istisna hukuku, istisna rejim çizgisine kaydığını bir örneği oldu. Gerçekten zaten bütün hukuk ezberlerimiz bu hukuk bypass edilmişti. Hukuk İmralı bir tiyatro demişti zaten. İmralı zaten biliyoruz İmralı'da nasıl yargılama yapıldı. Bir ay gibi çok hızlı bir süreçte 40 bin, 20 bin sayfalık bir dosya, 80 klasörlük ki bunlar da kendisine verilmedi. Bir ay gibi bir kısa sürede yargılama yapılıp verildi bir ayda yani. O kadar hızlı ve onun üstü hızlı bir yargılamayla idam edeceğiz. Her şey önceden hazırlanmıştı. Planlanmıştı yani. Sonuçta yani hukuk göstermelik oldu aslında bütün şey konusunda. Gerçekten acı verici bir şey yani. Biz bizzat içinde olduğumuz için biliyoruz. Nihayetinde Kürtlerin tepkilerini dengelemek için de adil yargılanmadığı yükünü verdi. Ki hepimiz biliyoruz adil yargılanmadı işte az önce dedik. Binlerce sayfayı okuyamamışlar, bir dosyayı okumadı. Sadece bir ay içerisinde o siyasi savunma yapma imkanı bulabildi yani. Demokrat çözüme barış perspektifini verdi. Çünkü komployu boşa çıkarmak gerekiyordu. Komplo Türk ve Kürt Savaşı'nın derinleşme üzerine inşa edilmişti. Bunun üzerinde bir sürü hesaplar yapılmıştı. ABD'nin hesapları var, Yunanistan'ın hesapları var, bilmem Avrupa'nın Türk ve Kürtler savaşacak. Biz de bu savaştan nemalanacağız. Komployu bozduğu için, Öcalan oylarını bozduğu için buna verdikleri bir yanıt oldu yani. Sayın Öcalan bunu nasıl derdi? Bu komplo alet olmakla komplonun devamıdır dedi. Ben dedi şu andaki konumum adil yargılanmayan, yargısız infaz altındaki kişi konumdayım. Böyle nitelendirdi. Ki doğrudur yani. Adil yargılanmadı. Şu an İmralı konumu yargısız infaz altında tutulan, adil yargılanmayıp yargısız infaz altında tutulan kişi konumdadır. Bu da yetmiyormuş gibi. İşte günümüze tecritte adım adım ağırlaştırdılar. Günümüze de mutlak tecrit düzenine vardılar. Biz bu en azından tecritte karşı 14 Mart 2014 kararı, 18 Mart 2014 kararında bu Öcalan'a biçilen ölünceye kadar alaşım müebbet hapis rejiminin işkence hali olduğunu, kuruluştan beri İmralı sisteminin bir işkence hali olduğunu tespit etti, kanıtlamış oldu. Ama
Burada ilginç nokta şu 10 yıldır bu karar sürüncemededir yani. Yani şunu gözlemledik. Yani ahimde açtığımız davalar karara bağlanmıyor 10 yıldır. Bakanlar Komitesi 10 yıldır zamana yayıyor. Anayasa Mahkemesi açtığımız başvurular zamana yayıyor. SİPT'i de zamana yayıyor. Ortak bir şey zamana yayılmadır. Yani komple aslında hukuki boyutuyla böyle devam ediliyor. Yani bu zamana yayma biçimiyle karar vermek yerine zamana yayma tarzında devam ettiriliyor yani. Yani söyledi zaten. Sayın Erdoğan Erdoğan açıklamasında ya söyledi yani. Biz bu konuda Avrupa'yla uzlaştık dedi yani. 2011'de sanırım bu açıklama yapmıştı. Bizim avukat görüşmelerinden sonra bir arka plana bir uzlaşma var yani. Mutlak tecidi kendileri yürütmüyor. Dediğim gibi yani zamana yayıyor. Anayasa Mahkemesi, ahim zamana yayıyor. Hepsi ortak tatumun zamana yayma. Bakanlar Komitesi zamana yayıyor. SİPT'i zamana yayıyor. Yani birlikte kararlaştırıyor, birlikte uyguluyorlar. Şeyi gösteriyor. Bu aslında İmralı sistemin amaçlıklarına ulaşmadıklarını gösteriyor. Çünkü amaçları Sayın Öcalan orada da İmralı'da tecrit ve baskılarla iradesini kırarak kendi çizgilerine çekmekti. Öcalan tam tersine geliştirdiği duruşu ve savunmalarıyla bu özgürlük iradesini daha güçlendirdi. Çok daha da güçlendirdi, çok daha ileriye taşıdı. Sayın Öcalan açısından bana göre de komplo boşa çıkarılmıştır. Yani savunmalar okuyan bunu anlar. Son 5 ciltlik savunmalarında kapitalist dünya sistemine karşı geliştirdiği savunmalarını, demokratik modernite sisteminin yerel bölgesel evrensel çapta nasıl inşa edilir, inşa etme görevlerini bütün yönleriyle kapitalist modern sistemini tarihsel güncel tüm yönleriyle çözümlemiş, alternatifini ortaya koymuş. Yani bence o savunmalarıyla aslında komple boşa çıkardı. Ama pratikte devam etmesinin, tecrübesinin devam etmesinin nedeni de o savunmada belirtilen perspektiflerin, söylenenlerin tam hayata geçememesidir. Ki bu zaman alan bir şeydir tabii. Kısa, orta, uzun vadeli bir perspektiftir. Dolayısıyla teorik olarak bence boşa çıkarıldı yani komplo. Gerisi pratik görevlere bağlıdır yani. Yani Türkiye bu cesareti onlardan alıyor. Yani sen önceden belki 5. ciltte çok net bir tanım koydu. Çok güzel böyle. Çok iyi özetledi aslında İmralı duruşunu. Ben burada diyor demokrasi çözümü barış için o kadar uğraştım. Türkiye Cumhuriyeti'ni ikna etmeye çalıştım. Komplo Türkiye'ye karşıdır da. Savunmalarım ortada. Diyor o kadar çabaladık diyor. Her seferinde diyor barış çabalarımız sabote edildi, boşa çıkarıldı. Ben anladım ki diyor Türkiye Cumhuriyeti'nde kendi adına savaşabilir ne barışabilir. Kapitalist modernitenin ona biçtiği rol bölgede kendi çıkarlarını savunacak jandarma rolüdür. Bu rolün dışına çıkamıyor. Bu rolün dışına çıkanlar tasfiye ediliyor. Özel çıkmak dedi, tasfiye edildi, Ecevit felç edildi, Erbakan istifa edildi, biraz çözüme yanaşmak isteyenleri bir şekilde tasfiye, yani böyle bir şey kurmuşlar. Yani bu cumhuriyette biçilen rol budur. Bu şartla tanınmış. O da bu rolü oynuyor yani. Dolayısıyla Türkiye devletiyle, hükümetiyle bir irade ortaya, siyasi irade ortaya çıksın, çözelim diye çok çaba gözle çıkmadı. Yani çıkanlar tasfiye edildi bir şekilde. Geriye 2011'lerden itibaren işte şu Demokratik Ulus Bloku diye bir partileşme, üçüncü yol tezini geliştirdi. Üçüncü yol tezine biçtiği misyon şuydu. Ortada bir siyasi irade yok, bir muhatap yok, bu sorunu çözelim. Üçüncü yol, liberal demokratları muhafaza edelim, geniş bir demokratik anayasa ittifakıyla bütün toplumsal demokrat kesimleri bünyesine alarak iktidara gelsin. Geri ve anayasaları değiştirsin, İmralı kapıları açsın, bu sorunu çözelim. Yani geri ikinci alternatif bu. Komployu boşa çıkarmanın ikinci alternatif bu. Devletle yapmak istedi, olmadı. Üçüncü yolu iktidara getirmek istedi, o da olmadı. Üçüncü uzun vadeli de şeydir, işte demokratik modernite sisteminin yerel, bölgesel ve küresel çapta inşa edilmesi görevidir. Bu uzun vadeli bir şeydir. Birincisi kısa vadeliydi. Hükümet, devletle bu kısa çözelim, komployu boşa çıkaralım. Bu kısa vadeliydi, olmadı. Üçüncü yolu iktidara getireyim dedi, orta vadeliydi, o da olmadı. Yani olması yine hedeftir, hala görevdir. Bu şu anlama gelmesi, hala yine bu üç seçenek iç içedir. Her an bir diğer seçenek devreye girebilir. Mesela her an devlet hükümetleri de gösterirse yine çözüm. Çözüm mümkündür yani ki son avukat görüşmesine, 2019 Ağustos'undaki son avukat görüşmesine de hazırım yani. Gerçekten hazırım, bunu program olsun diye söylemiyorum. Takip edenler, 2013-15 sürecini takip edenler, gör orada 10 komisyon oluşturmuştur Sayın Hocam, 10 komisyon. Hatırlarsın belki.
ekoloji komisyonu, kadın özgürlük komisyonu, ekonomi komisyonu, hukuk komisyonu, anayasa komisyonu, demokrati siyaset komisyonu, sivil toplum komisyonu, 10 komisyon, 10 göre 10 komisyon, onu da toplumsal sorunların çözümünü, yani mevcut yaşadığımız sorunların çözümünü getiren komisyonlar. Türkiye'deki yaşada şu anda çoklu kriz dediğimiz, bütün krizlere yanıt veren 10 komisyonu önermişti o zaman ve şimdi o 10 komisyon üzerinde çalışmıştı. Parametreleri netleştirmişti. Bir haftada çözerim derken bunu söylüyordu yani. Yani bu her zaman gündemdir. Devlet hükümetleri de gösterirse çözülür. Göstermezse orta vadede üçüncü yolun iktidara gelmesiyle bir sorun çözülür. Uzun vadede de demokratik modernite sisteminin yerel bölgesel küresel çapta inşa görevlerinin başarısıyla bu sorun çözülür. Üçte iç içedir. Şöyle birbirle bağlantılıdır, birbirine destekleyen şeylerdir. İstedik ki kısa yoldan çözelim. Çözmedi de ne oldu Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Ya bak buyurun, bak ekonomi geldi hale bak. Yaşanan çoklu krizlere bak. Tabii yani. Yani İmralı kapılar açıldığında durum neydi? Kapandığında durum neydi? Bu ikisi kıyaslarsanız yani kapanmasının hiç kimseye faydası olmadığını, sadece haklara değil, Kürt toplumuna, ülke toplumuna haklarına değil, devlete de faydası olmadığını, hükümete de faydası olmadığını net anlaşılıyor yani. Anlamsız bir inat sürdürülüyor ki bunun nedeni de işte bu, Sayın Hocam dedi, irade yok. Siyasi irade yok. Ya tamamen bağımlı bir irade istiyor kapitalist sistem ya da özgürce bu sorunu çözmek isteyen bir irade ortaya çıktığında da tasfiye ediyor. Bunun için yaşıyor, bunun için dayanıyor, bunun için tecrübe dayanıyor. Varsa bir çözüm iradesi, ben burada hazırım, ben bunun için yaşıyorum diyor yani. Yoksa komplo tutar diyor yani. Eğer bu sorun demokratik çözüm barışla sonuçlanırsa komplo devam eder. Çünkü Türk-Kürt çatışmasının kimseye faydası yok. Hükümete de devlete de faydası yok. Kim bu? Kaybet politikasıdır. Hep kaybediyoruz. Haklar kaybediyor. Faydası olmayan bir politika. Kazan politikası savunan Öcalan'dır, orada duruyor. 10 yıl biz bunun kavgası verdik, yaptırım uyguladı, bak uyguladı. Ama şunu da kabul etmek lazım, bu yaptırım kararı kampanyaların ürünüdür. Çok güzel çalışmalar yapılıyor yani. Nobel ödülü alan yazarlardan tutalım, hukuk çevrelerinden, çeşitli değişik kesimlerden giden mektuplar, Spiti'ye, bakanlıkta bunu etkili olmuştur, bunu kabul edelim. Mandela örneğinde de öyle oldu. Mandela apartheid rejimini İsrail, ABD, İngiltere destekliyordu. Uluslararası kampanyalar, iç kampanyalar. İngiltere kamuoyu, İngiltere devletini, hükümetini ikna etti. Apartheid rejiminden desteğini çekti. ABD kamuoyu, ABD hükümetini ikna etti. Apartheid rejiminden desteğini çekti. Ondan sonra de Klerk, apartheid rejiminin yürütücüsü, de Klerk çark etti, dönüştü ve Mandela'yla sorunu çözdü yani. Öcalan'ın konuda o. Çözüm oldukça makul, herkesin yarına bir çözüm konumundadır. Duyarlıysak gündemden düşürmeyeceğiz, zamanı yayılmayacağız, unutturmayacağız. Ama halkı zaten her Nevroz'da özgürlük çağrısı yapıyor. Bunu bir kez daha bu ruhu daha diri bir şekilde göstermek lazım ki unutmadığımızı, unutturmadığımızı, adresin İmralı olduğunu, çözümün yerinin orası olduğunu bir daha göstermektir yani. Ki İmralı demek hepimizin kurtuluşu demektir yani. Ya sadece Kürt'ün değil, ağacın, kurdun, denizin, suyun da kurtuluşu demektir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ekonomik krizden çıkış demektir. Savaşın durması demektir. Savaşa giden paraların eğitime, sağlığa, şuna buna gitmesi demektir. Türkiye'nin bağımlılığı, bu kapitalist hegemon tanrılara bağımlılığının son bulması demektir. Ya da görece zayıflaması, giderek kendi ayakları üzerinde duran bir ülke konuma gelmesi demektir. Doğru ki olarak boşa çıkarılmıştır komplo. Savunmaları okuyan, Sayın Öcalan'ın modernite, demokrati modernite savunmaları okuyan, görüşmelerini takip edenler okuyanlar, doğru ki olarak komplo boşa çıkarılmıştır. Pratik işte boşa çıkması da, tümüyle boşa çıkması da işte hakların, demokratik modern sisteminin inşa görevlerini, yerel, bölgesel, kültürel, demokratik anayasasının sistemini kurmalarıyla, üçüncü yolun iktidara gelmesiyle ya da devlet hükümetinde bir iktidar irade göstermesiyle ya da inşa görevleriyle, tamam mı? Boşa nasıl çıkarılır da koyulmuştur. Teorik olarak boşa çıkarılmıştır yani. Gerisi görevle, pratik görevlerin başarısıdır yani.